Yeni gezegenimize hoş geldiniz. Bu gezegene Graham gezegeni adını veriyorum. Gezegenin sakini mavi uzaylımızı görüyorsunuz. Buraya Graham gezegeni dememin sebebi bu videoda Graham yasasından bahsedecek olmamız. Bunun bu yasayı hatırlamanız ve aklınızda canlandırmanız için iyi bir yol olacağını düşündüm. Ben bu gezegene gelirken yanımda dev bir kazan getirdim. Şu yemek pişirmekte kullanılan büyük kazanlardan Üstünde tabii ki kapağı da var. Ve içinde bir miktar oksijen molekülü de getirdim. Evimiz olan dünya gezegeninden buraya bir miktar oksijen molekülü taşıdım yani. Bunları O2 molekülleri olarak gösteriyorum. Bir O2 molekülü iki oksijen atomundan oluşuyor. Ayrıca yanımda biraz karbondioksit de getirdim. Ve karbondioksitin içinde adından da anlaşılabileceği gibi dioksit var. Yani bu moleküllerde de ikişer oksijen atomu bulunuyor. Bakın papyona benziyorlar. Evet yanımda bu moleküllerden bir miktar getirdim. Elim boş gelecek değildim herhalde değil mi? Gezegene geliyoruz kalkmışız. Dünyanın misafirperverliğini gösterelim. Evet kazanımın içinde e, %50 oranında karbondioksit, %50 oranında oksijen bulunmasına çok dikkat ettim arkadaşlar. İkisinden de eşit oranda getirdim. Sonra uzaylı kardeşlerimiz alınmasın. Burada bir arkadaşım var dediğim gibi uzaylı kardeşimdir kendisi. Ondan kazanımdan belli bir uzaklığa gitmesini istedim. Şöyle biraz uzağa git dedim kazandan. Gördüğünüz gibi kazanın altında da ateş var. Altına odunu koydum yaktım. Arkadaşıma da dedim ki bak arkadaşım lütfen kazandan 3 metre uzağa gidiver. Sağolsun bu küçük uzaylı dostum hiç ikiletmedi. Olur kard kardeşim dedi, olur dedi giderim. Ondan yardım istememin nedeni burnunun çok özel olması. Evet kendisinin çok çok özel bir burnu var. Şimdiye dek burnuna ne oksijen değmiş ne de karbondioksit. Tüm hayatı Graham gezegeninde geçmiş. Yazık zavallı bilmiyor ki bunları. Ve Graham gezegeninin atmosferi bu küçük yeşil mo moleküllerden oluşuyor. Arkadaşımın burnu o kadar özel ki karbondioksit mi kokluyor oksijen mi kokluyor hemen anlayıveriyor. Az sonra bu kapağı kaldıracağım ve moleküller açığa çıkıp arkadaşımın burnuna ulaşacak. Uzaylı arkadaşıma, burnuna bunlardan birinin kokusu gelirse hangisinin kokusunu aldığını bana söyler misin diye soruyorum. Testim bundan ibaret, tamam. Kazandan 3 metre uzaktaki dostumun burnuna oksijen mi önce varacak, karbondioksit mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani bu bir nevi yarış diyelim. İsterseniz tam şimdi bir tahminde bulunun. Dostumun burnuna sizce hangi molekül önce varacak? Oksijen mi? Karbondioksit mi? Siz diyebilirsiniz ki bundan kolay ne var? Gazlar dümdüz gidecek işte böyle fışt gazlayacaklar. Ama unutmayın gezegenin atmosferi bu yeşil moleküllerden oluşuyor. Ve bu moleküller etrafta fink atıyor. Her yönde uçuşuyorlar. Sonuç olarak bu moleküller dostumun burnuna ulaşmaya çalışan karbondioksit ve oksijen moleküllerine toslayacak. Biraz alakasız gibi olacak ama ilginç bir bilgi vereyim. Dünyamızın atmosferinde bol miktarda azot gazı bulunuyor. Altını çiziyorum, bol miktarda. Belli bir azot gazı molekülünü, yani N2'yi alıp salsanız ve hızını ölçseniz, saatte 1500 kilometre civarı bir hızla hareket ettiğini görebilirdiniz. Gerçekte bu hızla hareket etmemelerinin tek nedeni azot moleküllerinin saniyede milyonlarca milyonlarca kez birbirine çarpıp sekmesidir sürekli olarak birbirine çarpıp durdukları için potansiyel hızlarına hiçbir zaman ulaşamıyorlar. Çok daha yavaş hareket ediyorlar. Aslında anlatmaya çalıştığım şey, moleküller uzaylımızın burnuna doğru birbirine çarparak itiş kakış içinde ilerledikleri zaman difüzyon kavramı ortaya çıkıyor. Uzaylının burnuna doğru ağır ağır, tangır tungur ilerliyorlar. Mesela belki 10 dakika sonra baksam bu oksijen molekülü ancak buraya ulaşabilmiş olacak bu karbondioksit molekülü belki anca buraya kadar ilerleyebilmiş olacak. Buruna doğru ağır ağır yol alıyorlar yani. Biz hangisinin uzaylı arkadaşımızın burnuna önce ulaşacağını öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, düşünmeye vaktiniz oldu. Şimdi size bu probleme nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatacağım. Bu yaklaşımda kinetik enerjiyi kullanacağız. Kazanı ısıtıyoruz. Yani içindeki moleküllere termal enerji veya ısıl enerji veriyoruz. Her iki molekülde aynı miktarda ısı alıyor. Oksijen belli bir miktar kinetik enerji alıyor. Oksijeni O ile gösteriyorum. Hatırlayalım, formül 1 bölü 2 kütle çarpı hızın karesiydi. Ve bu karbondioksitin alacağı enerji eşittir veya eşit olmalıdır. Karbondioksiti de C ile gösteriyorum. Yani bu iki tür molekül aynı miktarlarda enerji alıyor. Bakın şunu unutmayın. Burada tek bir molekülden söz etmiyoruz. Milyonlarca, milyarlarca molekülden söz ediyoruz. Dolayısıyla ilk önce birimleri biraz değiştireceğim. M yani kütle moleküler kütle olacak. Çünkü tek bir molekülden yola çıkamayacağımız için her bir molekülün ağırlığını bilmemiz lazım. Ve yani hız difüzyon hızına dönüşecek. Çünkü burada gazın toplam difüzyonu söz konusu tek bir molekülle ilgili tahminde bulunmuyoruz yani. Tüm karbondioksit moleküllerinin tüm oksijen moleküllerini geçeceğine veya tam tersi tüm oksijen moleküllerinin tüm karbondioksit moleküllerini geçeceğine dair bahse giriyoruz. Tek tek molekülleri yarıştırmıyoruz. Dolayısıyla moleküllerin ortalama hareket hızını hesaba katmamız lazım. O halde denklemi tekrar yazalım. Ne olur? 1 bölü 2 çarpı moleküler ağırlık, bunu parantez içine alıyorum, çarpı difüzyon hızı. Kısaca hız yazıyorum. Hız 1. 1 oksijeni temsil ediyor. Esasında oksijenin moleküler ağırlığını da 1 ile gösterebiliriz. Burası ise 1 bölü 2 çarpı moleküler ağırlık 2, 2 de karbondioksit temsil ediyor, çarpı hız 2. 2 yine karbondioksit demek ve bu 1 bölü 2'leri burada tutmamızın bir alemi yok. Eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarparak onlardan kurtulabiliriz. Böylece eşitliğimiz daha sade hale gelir. A neredeyse unutuyordum. Her iki tarafın karesini almamız gerekiyor yoksa hata yapmış oluruz. Kareleri koymayı unutmuşum. Ama şimdi tamamız. Şimdi eşitliği farklı bir renkle düzenleyelim ki daha derli toplu görünsün. Hadi bakalım. Eşitliği düzgünce yeniden yazıyorum. Ortaya çıkan şey Graham yasası olacak. Yaptığım tek şey eşitliği düzenlemek. Hız 1 bu tek bir molekülün difüzyon hızı bölü diğer molekülün difüzyon hızı eşittir ikinci molekülün moleküler ağırlığı bölü ilk molekülün moleküler ağırlığı ve sağ taraf karekök içinde. Gördüğünüz gibi bu sadece eşitliğin düzenlenmiş hali. Ama elde ettiğimiz şey Graham yasası oldu. Aslına bakarsanız yaptığımız şey kinetik enerji e, kuralını alıp moleküller için geçerli olacak şekilde düzenlemekten ibaret. Şurada biraz yer açalım. Bunu tek bir moleküle uygulayacak olursak hız yani difüzyon hızı, hız dediğim zaman bilin ki difüzyon hızını kastediyorum. Hız moleküler ağırlığının karesiyle ters orantılı. Peki bunu küçük bilmecemize nasıl uygulayacağız? Amacımız oksijenin mi yoksa karbondioksitin mi daha hızlı difüze olacağını bulmaktı. Artık periyodik tablomuzu açıp oksijene bakabiliriz. Oksijenin moleküler ağırlığının 16 olduğunu biliyoruz. Karbonunki de 12. O halde O2'nin ağırlığı 16 çarpı 2 yani O2'nin moleküler ağırlığı 32'ymiş. Karbondioksitin moleküler ağırlığı ise 2 çarpı 16 artı 12 yani 44 olur. Bunlar karbondioksit ve oksijenin moleküler ağırlıkları. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu değerleri formülde yerine yazmak. Öyleyse yapalım. Değerleri formüle geçirelim ve bu formülü kullanalım. Hız 1 yine oksijenin hızı olsun. Buraya yazalım. Bu kez hız 1 yerine hız o şeklinde gösterelim. Eşittir kare kök, Burada tutarlı olalım. 1'e oksijen dediğimize göre payda 32, pay 44 olacak. Bunu bir de karbondioksitin hızıyla çarpacağız. Karbondioksiti de C ile gösteriyorum. Evet. Sonuç ne çıkar? 1,17 çıkar. Hesap makinesinden yardım aldım. Yani oksijen difüzy oksijenin difüzyon hızı karbondioksitinkinden 1,17 kat daha yüksekmiş. Ki aradığımız cevap da buydu. Cevabı bulduk. Kazanan oksijenmiş. Oksijen karbondioksite göre daha hızlı ilerliyor ve uzaylı dostumuzun burnuna ilk o varıyor. İşte Graham yasasının gücü. Bu yasa bize diyor ki moleküler ağırlık ne kadar düşük olursa difüzyon hızı o kadar yüksek olur.